Şimdi sıcakların başlamasıyla birlikte maalesef özellikle çocuklar, damdan düşen çocuklarımızın sayısı arttı. Özellikle ebeveynleri uyarmak istiyoruz. Çocuklarına sahip çıksınlar. Maalesef ölümcül kazalarla karşı karşıya kalıyoruz ayrıca. Özellikle gençlerin motosiklet ve motosiklet kazalarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Yoğun bakımlarımız maalesef motosiklet kazalarıyla dolu. Özellikle motosiklet kullanırken kask takmalarını özellikle öneriyoruz. Aşırı hızdan uzak durmalarını. Dolayısıyla ölümcül olabilecek kazaların önemli kısımda geçmiş oluruz. Şu an maalesef yoğun bakımlarımızda ölümle pençeleşen gençlerimiz var. Bu bizi son derece üzmektedir. Ayrıca çocuklarımıza, küçük yaştaki çocuklara, damda yatanlar, özellikle damda yatma noktasında ebeveynlere tekrar uyarmak istiyorum. Bir de yaşlılara dikkat etmelerini öneriyorum. Hem yaşlılara hem çocuklara dikkat etmemiz gerekiyor. Damda yatılıyorsa korkulukların olmasında yarar var. Ya da merdivenlerde özellikle yan taraftaki o desteklerin sağlanması gerekir. Tekrar söylüyorum. Bu konuda özellikle motosiklet kazaları çocuklar noktasında çok daha hassas olmamız gerekiyor. Yani eski yıllara nazaran biraz daha bir düşüş var. Bu biraz da toplumun bilinçlenmesiyle ilgili bir olay. Bu son derece sevindirici. Ama yine de maalesef şu an yoğun bakımlarımızda ve servislerimizde çocuk hastalarımız, çok sayıda çocuk hastamız var. Hakeza motosiklet kazaları var yoğun bakımlarımızda. Ölümle sonuçlanan maalesef çok sayıda motosiklet kazamız var. Özellikle motosiklet kullanan gençlerimizin kask kullanmasını özellikle uyarıyoruz. Ayrıca hız yapamalarını defaatle söylüyoruz. Bu hem ölümcül olan kazaların önlenmesinde hem sakatlık bırakmama noktasında çok belirleyici oluyor. Kaskın özellikle kafa travmalarında, beyin travmalarında bir nevi darbeyi önleyici bir etkisi oluyor. En fazla buna etkisi oluyor. Darbeyi direkt beyne, kafatasına darbenin kısmen önlenmesine faydası olur. Özellikle şiddetli baş ağrısı hisseden, hayatımda ilk defa böyle bir baş ağrısı hissediyorum, daha önce hiç hissetmediğim bir baş ağrısını hissediyorum diyen insanların özellikle enseden başlayan bir baş ağrısı varsa bu beyin kanamasının ön belirtisi olabilir. Subaraknoid kanama dediğimiz bir baloncuk patlaması, anevrizma, tıbbi tabirle anevrizma diyoruz. Halk tabiriyle baloncuk dediğimiz, baloncuk patlamasına bağlı böyle şiddetli başlığı olabiliyor. Beyin kanaması olabiliyor. Bu son zamanlarda maalesef sıklaştı. Bu anevrizmaların, subaraknoid kanamaların sayısı. Bu da özellikle tansiyona bağlı. En belirli etken tansiyon. Daha sonra genetik olabiliyor. Nispeten tabii tansiyonu tetikleyen olaylar vardır. Stres vardır, beslenme tarzımız vardır, yaşam şeklimiz vardır. Bunların hepsi etkili. Ama dediğim gibi özellikle hayat, herkesin toplumun büyük bir kısmında baş ağrısı oluyor. Ama özellikle ben hayatımda ilk defa bu kadar şiddetli bir baş ağrısı hissediyorum, daha önce hissetmediğim kadar şiddetli bir baş ağrısı hissediyorum diyen insanların muhakkak acil şartlarda beklemeye gelmez, acil koordineye başvurması da yararlıdır.